Evet başkanım, Van deplasmanı ile başlamıştık. Bu hafta sahamızda İskenderun'la karşılaştık. Bir mağlubiyet daha aldık. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl gidecek? Evet, bildiğiniz üzere bugün İskenderun bizim grubun en değerli takımlarından, büyük olarak en büyük bütçeye sahip takımlarından biriyle müsabaka ettik. 3-1 yenildik, bir penaltı kaçırdık, 1-1'i yakaladık ilk yarı. Puan da bekliyorum, çok iyi mücadele ettik. Gerçekten olağanüstü mücadele ettik, fırsatları değerlendiremedik. Biliyorsunuz genç takımımız var. Tecrübeli sporcularımızın yanında tecrübesiz sporcularımız var. Bunlar çok iyi sporcu olacaklar fakat bulduklarımızı atamıyoruz. Geçen hafta da Van'da aynı şekilde son dakikada gol yedik. Eksikliklerimizin bilinci içerisindeyiz. Teknik heyetimiz de muhakkak bunun bilinci içindedir. Ama ben her şeye rağmen oynanan futbolu, çocukların yaptığı bu mücadeleyi gerçekten canı gönülden kutluyorum. Zor bir rakiple oynadık. Önümüzde Diyarbakır'a gideceğiz. Lig daha çok uzun. Bizim eksikliklerimiz var. Bunları tamamlamamız lazım. Şöyle bir şey diyelim. Biz pazar 15 bin nüfuslu bir ilçenin takımıyız. Çok zor şartlarda hazırlanıyoruz maçlara. Takımımızı pazarda değil Fındıklı'da yatırıyoruz. İşte Çayeli'de kampı yapıyoruz. Tesislerimiz maalesef bitmediği için yetiştiremiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, pazar spor yönetimi olarak ya yine yalnız kaldık. Bu sene de yalnız kaldık maalesef. Hani ben gidiyorum, deplasmanlara gidiyoruz. Gittiğimiz deplasmanlarda kulüp başkanlarıyla görüşüyorum. Her kulüp başkanının söylediği aynı. Belediyemizde şu kadar gelirimiz var, valimizde şu kadar gelirimiz var, kaymakamımızda şu. Her gittiğim kulüpte, her kulübün söylediği, kulüp başkanı söylediği bu. Ama maalesef biz Pazarspor bir türlü hiçbir taraftan hiçbir şekilde bir destek alamıyoruz. Yapılanlar var. Yapılanları inkar etmiyorum. Ama yetmez. İkincilikte bir takımımız var. Görüyorsunuz kimlerle oynuyoruz. Bütün il takımlarıyla oynuyoruz. Ama bunu tabii mazeret olarak söylemiyorum. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Pazarspor çok başarılı bir şekilde de bu ligi bitirecek. Ama daha güzellerini yapabiliriz. Daha iyisini de yapabiliriz. Yeter ki biraz bizim yanımızda olsunlar. Bu eğer bizim yanımızda olurlarsa, onu hissettirirlerse o zaman ne olur? O zaman Pazarspor'u bakacaksınız. Eksik yerlerimizi bildiğimiz halde buna takviyeler edemiyoruz.